Devrimcilerin gazetesi Birlik çıktı. Birlik 1 lira. Emperyalizme karşı mücadelede birlik. Birlik, birlik, birlik okuyun. Birlik için çıktı. Mücadele edin. Birlik, halkımızın demokratik birlik iktidarı çıktı. İçin mücadele. Birlik. Patronlara, toprak ağlarına karşı mücadelede birlik. Birlik çıktı. Gerici baskılara ve sömürüye karşı birlik. Birlik gazetesi işçilerin, köylülerin, bütün halkın gazetesidir. Bağımsızlık ve demokrasi için birlik gazetesi. Birlik çıktı, birlik. Faşizmi yıkmak için birlik. Emperyalizmi yıkmak için birlik. Birlik gazetesi, bütün bir halkın ortak mücadelesi için birlik, birlik. Emeğin kurtuluşu için mücadelede birlik. Her türlü emperyalist ve gerici baskılara karşı birlik. Birlik okuyun. Devrimci mücadelede birlik. İşçinin köylünün gazetesi birlik. Polis geliyor, polis. Polis. Bunlar halkın kafasını bulandırmak için çalışıyorlar, bilmiyor musunuz? Gazete okumak suç mu? Ya sizin gazetelerin görevi ne? Onlar neyi bulandırıyor? Bu adamların ellerinden gazetelerini alıp yırtacağınıza bir de para verip okuyorsunuz. Bu yaptığınız yanlıştır, yanlış, ayıptır beyler. İstediğimizi okuruz. Yasakla, cezayla da bunun önüne geçemezsiniz. Çekil, karışma. İstediğimi okurum ben. Bunlarda arkadaş. Ne yazıyor içinde? Okuyuver. Sen bir bahset de hele. Sizleri ilgilendiren şeyler. Bizleri mi? Evet, seni, beni, onu, hepimizi. Susun da konuşalım arkadaşlar. Artık değer. Allah. Bakın arkadaşlar. Ya. Ne diyor bakalım arkadaş, susun. Arkadaşlar. Siz kendiniz mi yazdınız bunları? Biz yazdık. Sen içindekilere bak. Arkadaşlar, bugün artan hayat pahalılığı karşısında neler yapmak gerekli? Et nasıl alınır, yazar mı bu? Peynirin kilosu 40 lira oldu, eti bırak peynir alamaz olduk. İşte bu pahalılık nereden gelir? Var mı anlatacağım? Var ya, var mı? Doğru söylüyorlar. Tüccarlar memleketi... Dur ya, bir dakika sussan ölür müsün? Soruyor, söylüyor arkadaş. Bakın, yandaki fabrikada arkadaşlarınız bunun için grev yapıyor. Peki bize ne, biz ne yapalım? O grev sizin için de yapılıyor. Birlik olmalısınız, birleşip mücadele etmelisiniz. Maaşlarımızla borçlarımızı kapatamıyoruz daha. Bütün bunların sebebini kadere bağlayamayız. Önümüzde toplu sözleşme görüşmeleri varmış. Ücretimiz yükselecek. Ama sonra patronlar ürettiğimiz mallara zam koyacaklar. Verdiklerini bizden geri alacaklar. Böyle sürüp gidiyor bu. Bak burada şey yazıyor, artık değer. Bunu anlayamadım. Artık değer, bir işçinin ürettiği malın değeriyle aldığı ücret arasındaki farktır. Yani bana 50 verirken benden 500 mü kazanıyor? O yalnız senden değil, ondan, benden, senden, hepimizden. O zaman grev yapalım. Yapabiliriz elbet ama tek başına yeterli değil. Grev işçi sınıfının politik mücadelesinin sadece bir parçasıdır. Türkiye nüfusunun %71'i köylerde yaşamaktadır. %11'i endüstride çalışmaktadır. Ülkedeki 120 kadar büyük şirketten 70'i yabancılara aittir. Yeraltı kaynakları yabancı şirketler tarafından işletilmektedir. Bugün Türkiye'deki işsizlerin sayısı 3 milyon civarındadır. Türkiye'de fert başına düşen yıllık milli gelir 365 dolardır. Bu miktar diğer ülkelere nazaran çok düşük bir seviyededir. 1 milyonun üzerinde emekçi yurttaş yabancı ülkelerde çalışmakta, bir o kadar emekçi de dışarıya gitmek için sırasını beklemektedir. Ölüm olaylarının çok olmasına rağmen Türkiye nüfusu yılda %2,5 nispetinde artmaktadır. Her 1000 çocuktan 600'ü 10 yaşından evvel çeşitli sebeplerden dolayı ölmektedir. Ülkedeki hastane ve doktor sayısı yetersizdir. Nüfusun büyük bir kısmı okuryazar değildir. %20'si hiç gazete okumamaktadır. Birçok köylerde su ve elektrik tesisleri yoktur. Thank you.
haksın. Çok haksın. Aldın mı? Aldım. Ver bana. Yanlış yapıyorsun. Öbür arkadaşlar yok mu? Henüz yok. Sizlerde yara var mı? Arkadaşlardan biri vuruldu. Galiba yakalandı. Sedat'la benim de biraz kafam şişti. Hepsi o kadar. Durum iyi değil. Öbürleri de ele geçmiş olabilir. Kimse kimseyi tanımıyor. İlk kez bir araya geldik. Afişler köfte arabasıyla oraya bırakılmıştı. Kim bıraktı bilmiyoruz. 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 Evet, bilmiyoruz. Hala mı? Hala. Bitmez ki, tükenmez ki.
Allah bunu benim başıma bela diye yaratır. Tövbe de tövbe. En çok tövbe diyen benim, en çok belayı bulan ben. Şaşırdım, şaştım kaldım. Şaşma, şaşma, düzelir bir gün. Karpuzu ne yapayım anne? Ne yapacaksın, koy oraya. İsmail yok mu? Yine mi gelmedi gece? Bakkaldan çay alıp geleyim. Al. Kabahatı ben sana bu. Bana bıraksan ben yapacağımı bilirim. Ama bırakmıyorsun ki. Benim oğlum hayvan değil. Sopayla dayakla kim yola gelmiş ki o yola gelsin. Sen öyle belli. Neredesin ulan sen ha? Neredesin sabahlara kadar? Neredeydin dedim. Ne bakıyorsun yüzüme? Cevap ver! Konuş! Konuş ulan! Tek kelime söyle hayvan! Tek kelime! Konuş! Konuş! Cevap ver ulan! Ne olur yapma! Karışmayın! Yapmayın sadece, yapma! Ne olursun, ayıp ediyorsun, yapma. Allah aşkına! Dur. Serseri ol! Ana nedir, baba nedir bildiği yok. Geceleri hep sokakta. Gençtir, cahildir. Onun da aklı başına gelebilir abi. Biz de gençtik. Zamanında biz de gençtik. Anamız babamız ne derse onu yapar. Çıkmazdık sözlerinden. Dünya kuruldu kuralı. Herkes anasının babasının sözünden çıkmasıydı. Dünyada ilerleme olur muydu be İsa abi? Niye böyle söylüyorsun? Peygamberimiz diyor ki... Bak dinle beni. Peygamberimiz babasını dinleseydi peygamber olur muydu acaba? Tövbe de tövbe. Peygamberimizin babası Müslüman mıydı? Tövbe de oğlum tövbe. En çok tövbe diyenim, en çok sürünenim çok şükür. Neredeydin? Hala söylemeyecek misin? Adın?